Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Videomuza başlamadan önce, yani konumuza başlamadan önce hemen şu aşağıda videonun alt bölümünde bir abone ol butonu var. Abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olup kanala destek olabilirsiniz. Şimdi bu ekranda gördüğünüz iki yaşlı masum insan, iki tane yaşlı amcamız birbirinden masum. Hatay'daki evlerinde mutlu, mesut son günlerini geçiren iki insanlardı. Ta ki 8 Ekim 2020'ye kadar. Mehmet ve Hüseyin Şen kardeşler işkenceye maruz kalarak öldürüldüler. Evet, yanlış duymadınız değerli arkadaşlar. Bu iki yaşlı amcamız, iki ekranda da gördüğünüz gibi mutlu insan, 8 Ekim 2020'de Hatay, Antakya'da işkenceye maruz kalarak vahşice öldürüldüler. Şimdi bu iki amcamızın katili kim? Ve kimler ve kimin tarafından yapıldı? Değerli gazeteci, yazar, araştırmacı Müge Anlı'nın programına konuk olan Hüseyin amcamızın kızı, Hüseyin amcamızın kızı bir yıldır aydınlatılamayan cinayetin aydınlatılmasını istiyor. Evet, hemen konumuza şöyle bir geçelim değerli arkadaşlar. Konumuzu bir işleyelim. Tüyler ürperten cinayet. Hatay, Antakya'da işlendi. Şimdi bir bakıcı Emel Cengiz var. Emel Cengiz bu konuyla alakalı başrolde oynuyor. Yani Hüseyin amcanın kızı, 83 yaşındaki Hüseyin amcanın kızı bu Emel Hanım'dan, bu bakıcı Emel Hanım'dan şüpheleniyor. Bir de hafta sonları bakıcılığa gelen, yani hafta içi Emel Hanım bakıcılık yapıyor. Bir de hafta sonu, yani cumartesi, pazar günleri bakıcılığa gelen bakıcı Selvi Uz var. Bu Selvi Uz da açıklamalarında "Ben de bakıcı Emel'den şüpheleniyorum. Bakıcı Emel Cengiz'den şüpheleniyorum." ifadelerini vermiş. Cinayet günü Hüseyin Bey'in eşi Fatma Hanım. Fatma Hanım da yaşlı, yatalak, yürüyemeyen, böyle tek başına oturamayan bir yaşlı bir teyzemiz, yani yaşlı bir insan. Bakıma muhtaç bir insan, yatalak bir insan. Cinayet günü bu bakıcı Emel Cengiz'le birlikte Fatma teyzemiz Antakya'daki evlerinin balkonunda uyumuşlar. Ta ki o güne kadar hiç balkonda uyumayan insanlar işkencenin olduğu gün, yani cinayetin işlendiği gün balkonda uyuyorlar. Fatma teyze Emel Hanım'a sesleniyor saat gece 4 sularında. "Emel, Emel," diyor. "Susadım, bana bir su getirir misin?" diyor. Emel Hanım kalkıyor, mutfağa doğru yöneliyor. Mutfaktan suyu alıyor. Tabii mutfağa giderken yerde yatan Hüseyin Şen'in, yani yerde yatan Hüseyin Şen'i fark etmiyor. Suyunu dolduruyor mutfakta bir güzel. Fatma Hanım'a su götürürken ta ki dönüşte Hüseyin Bey'i fark ediyor yerde yattığını. Işıkları yaktığında her yeri kan içerisinde görüyor. Evet, ışığı yaktığında her yeri kan içerisinde görüyor. Artık olayın etkisiyle çığlık mı atıyor, bağırıyor mu? Orasını tam bilemiyorum arkadaşlar.
Oradan Fatma Hanım sesleniyor. Emel ne oldu? Emel ne oldu diyor. Ama Emel Hanım şoka girdiğini, şokta olduğunu belirtiyor. Polis ekiplerine 1,5-2 saat boyunca haber vermiyor. Polis ekipleri kendisine sorduğunda bakıcı Emel'e neden bize haber etmedin dediğinde şoka girdim diyor. Polisler eve yani olay yerine gelmeden önce bu Emel Hanım, bakıcı Emel Cengiz evin bazı yerlerindeki kan izlerini temizliyor. Fatma teyze balkonda ağlıyor. Ağlıyor mu, artık bağırıyor mu? Yoldan geçen bir kamyonetli vatandaş Fatma teyzenin feryat figanlarını duyuyor. Ve dönüyor, geliyor Fatma teyzeye. Soruyor ki, teyzeciğim neden ağlıyorsun? Hayırdır? Ne oldu? Diyor. Ondan sonra Fatma teyze diyor işte içeriye git evladım. İçeride yatıyorlar. Yatıyorlar diyor. İçeride yatıyorlarmış diyor. Bu vatandaş içeriye girdiğinde gördüğü manzara karşısında hayretler içerisine düşüyor. Şok oluyor. Hemen derhal polis ekiplerini, jandarma ekiplerini, sağlık ekiplerini arıyor ve olay yerine polis, evet, olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk ediliyor. Bu vatandaş oraya gelene kadar aradan 1,5-2 saat geçiyor arkadaşlar. İşte polis ekipleri geliyor, polisler, jandarmalar geliyor. Tabii bu bakıcı Emel Cengiz polisler gelmeden önce bazı yerlerdeki kanları temizliyor ve güvenlik güçleri bu Emel'e sorduğunda ise neden buraları temizledin, neden bizi beklemedin dediğinde Emel Hanım'ın verdiği cevap benim devamlı yaptığım iş, ben bu işi devamlı yapıyorum diyerek bir cevap vermiş. Değerli arkadaşlar, durumlar böyle. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede evin bahçesinin telleri kesilerek bahçeye girilmiş. Ve evin kapısı hiç zorlanmadan, evin ana kapısı, hani evin bir girişi olur ya arkadaşlar. Gece yatarken kilitleriz kapımızı, yatarız ya. Bu kapı hiç zorlanmadan içeriye girilmiş. Alınan sonuçlara göre olayın yaşandığı evde ise bir erkek DNA'sına da rastlanmış. Bu Emel Hanım, videonun başında da belirttiğim gibi, bu bakıcı Emel Cengiz, Hüseyin Bey'in eşi Fatma Hanım'a bakıcılık yapıyordu. İşte bu Hüseyin Bey'in ve Mehmet Bey'in yemeklerini yapıyordu, evi temizliyordu. Bu sadece haftanın 5 günü. Haftanın 5 günü o eve, temizliğe ve bakıcılığa gidiyordu. Diğer kalan 2 günde ise, hafta sonu yani cumartesi, pazar günleri ise bakıcı Selvi Uz gidiyordu. Emel Hanım, hafta içi bakıcı Selvi Uz ise hafta sonları 2 gün çalışıyordu. Evet, olay yani münakaşa tuvalet ve lavabo arasında başlamış. Hüseyin Bey'in kafasına satırla vurmuşlar. Hüseyin Bey eliyle şöyle uygulamalı bir şekilde göstereyim. Hani size birisi bir şey vurduğu zaman arkadaşlar şöyle yaparsınız ya. Hüseyin Bey'in kafasına satırla vururken Hüseyin Bey şöyle yapmış. Hüseyin Bey aynen bu şekilde yapmış arkadaşlar. Ve böyle yapınca kafasıyla satırın arasında kalan parmakları kopmuş ve bu parmakları da nasıl bir cinayet ya?
Hüseyin Bey'in bu kopan parmaklarında Hüseyin Bey'in yakınları evi temizlemeye geldiklerinde onlar bulmuşlar. Emel Hanım yaptığı açıklamada, Emel Hanım verdiği ifadede, daha doğrusu verdiği ifadede, olay gecesi hiçbir şey görmedim, ses duymadım ama manzarayı gördüm demiş. Bakıcı Emel Cengiz, olayın yaşandığı evi polisler gelmeden temizlemiş. Az önce de belirtmiştik bunu. Polisler neden temizledin dediğinde benim devamlı yaptığım iş cevabını vermiş. Emel Cengiz, evet. Evet arkadaşlar, Emel Cengiz, bir konu daha var bu konuyu da. Çok önemli bir konu. Evet, bu çok önemli bir konu. Emel Cengiz, Hüseyin Bey'in defterinden kendine ait olan borç listesini kopartmış. Hani eskiler bir şu ceplerinde, gömleklerin cebinde veya dolaplarında bir defter saklarlar ya arkadaşlar. Aldıklarını, verdiklerini, nereye ne kadar borcu olduklarını yazarlar. Bunu hepimizin dedeleri, babaları yani yapmıştır. Hepimiz bunu görmüşüzdür. Bu olayın yaşandığı gece Emel Hanım yemiyor, içmiyor. Hüseyin Bey'in defterini, ajandasını buluyor. Alacak verecek defterini buluyor. Ve kendine ait borç listesini yırtıyor, cebine koyuyor. Ve o borç listesini, o notu da polis ekipleri arama tarama sırasında buluyor. Notta da, o yırtılan notta da şu sözler yazıyor. Yani not, şu söz, şu notlar yazıyor. Aylık Emel'in parası ödendi. Kalan borcu 4.500 euro. Bir de 800 TL bana olan borcu var. Notunu düşmüş Hüseyin Bey. Bir konu daha var arkadaşlar. Cinayetten 2 ay önce, yani olayın yaşandığı geceden 2 ay önce evin iki köpeği zehirlenerek öldürülmüş. Hüseyin Bey'in 2 tane köpeği varmış. Bu köpekler cinayetten, olayın yaşandığı günden 2 ay evvel zehirlenerek öldürülmüş. Demek ki ne demek oluyor bu? Bu cinayet bir günde, 2 günde veya bir haftada, bir ayda planlanmamış. Bu cinayet aylar öncesinden, günler öncesinden, haftalar öncesinden planlanmış. Evet, bakıcı Emel Cengiz bir de şöyle ifade vermiş. Hüseyin Şen bana evlenme teklifi etmişti demiş. Hafta sonu gelen görevli bakıcı Selvi Hanım da bakıcı Emel Hanım'dan şüpheleniyorum ifadelerini vermiş. Hüseyin Bey'in kızı Ganime Hanım da bakıcı Emel'den şüpheleniyorum demiş. Yani birçok kişi, benle dahil, bakıcı Emel'den şüpheleniyorum ifadelerini vermiş. İki bakıcı var. Biri hafta sonu çalışıyor, diğeri hafta içi çalışıyor ifadelerine de yer vermiş Ganime Hanım. Hafta içi çalışan Emel Hanım, hafta sonu çalışan bakıcı Selvi Hanım'dır demiş ifadelerine yer verilmiş. Bakıcı Selvi Uz, yani hafta sonu gelen bakıcı Selvi Uz'un ifadesinde ve açıklamasında şu sözlere yer verilmiş. Bakıcı Selvi Uz, olay günü ben eve hiç gitmedim. Ben hafta sonları çalışıyorum. Emel benden yüzüğümü borç aldı. Bir daha vermedi, beni dolandırdı demiş. Emel her şeye ağlayan bir insandı. Her şeye ağlıyordu. Her işine ağlayarak hallediyordu. Hüseyin Bey'in kızı ise, Emel Hanım beni aradı. Ağlaya ağlaya telefonda benden para istedi. Ben de 2000 euro gönderdim demiş. Ben de 2000 euro gönderdim demiş.
Evet arkadaşlar, şimdi yani Hatay, Antakya'da bu cinayet işleniyor. Gece 4'te Fatma Hanım balkonda bakıcısıyla birlikte yatan Fatma Hanım, o güne kadar da hiç balkonda yatmamışlar. Sadece o gün balkonda yatmışlar. Fatma Hanım Emel Hanım'dan, "Ben susadım. Bana bir bardak su getirir misin?" Emel demiş. Ve bakıcı Emel suya, mutfağa doğru suya gitmiş. Giderken hiçbir manzarayı görmemiş. Dönüşte Hüseyin Bey'i ve Mehmet Bey'i, Hüseyin Bey'in kardeşi Mehmet Bey'i fark ediyor yerde yattıklarını. Artık o anda nasıl bir tepki veriyor? Veriyor ise Fatma Hanım da feryat figan içerisinde, "Ne oldu Emel? Ne oldu Emel?" diyor ve Emel Hanım Fatma Hanım'a hiçbir şekilde cevap vermiyor ve kendisinin şoka girdiğini vurguluyor ve 1,5-2 saatte polise haber verilmiyor. Polis ekiplerine, güvenlik güçlerimize haber verilmiyor. Tabii bu Fatma Hanım olayı, yani manzarayı görmüyor ama bir şeylerin ters gittiğini anlıyor. Balkonda feryat figan içerisinde hıçkıra hıçkıra, bağıra bağıra ağlıyor. Ve oradan geçen bir vatandaş, kamyonetiyle geçen bir vatandaş Emel Hanım'ın seslerini fark ediyor. Artık kamyonetiyle orada bir süre beklemiş. İşçi mi götürüyordu tarlaya, bahçeye, ne yapıyorsa birilerini bekliyormuş bu vatandaş. Emel Hanım'ın Fatma Hanım'ın seslerini fark ediyor. Ve gidiyor, "Teyze ne oldu?" diyor. "İçeriye git bir bak oğlum," diyor Fatma Hanım. Ve bu vatandaş içeriye girdiğinde gördüğü manzara karşısında adeta kanını buz tutuyor. Kanı buz tutuyor. Hemen polis ekiplerine, sağlık ekiplerine haber ediyor. Ve bu bakıcı Emel ise polis ekipleri, sağlık ekipleri olay yerine gelmeden bazı yerlerdeki kanları temizliyor. Ve polisler geldiğinde, "Sen neden biz gelmeden buraları temizledin?" dediğinde polis ekipleri, Emel Hanım'ın verdiği cevap, üzerinden özetle geçiyorum bir daha. Emel Hanım'ın verdiği cevap, "Bu benim devamlı yaptığım iş," diyor. Polisler gelmeden aygın baygın yatan Hüseyin Bey'in ajandasını buluyor bakıcı Emel. Kendine ait borç listesini oradan yırtıyor ve arama tarama sıralarında polis ekipleri borç listesini Emel Hanım'ın cebinden buluyor. Emel Hanım'ın cebinden buluyorlar. Polis sorduğunda, "Bu kağıdı neden yırttın? Neden bu notu aldın?" dediğinde verecek bir cevap bulamıyor. Bu Emel Hanım da yaşını başını almış bir insan. Bakıcı Selvi Hanım da gariban bir insan. O da öyle yaşını başını almış bir insan. İşte Emel Hanım, "Hüseyin Bey," diyor, "bana diyor evlenme teklif etmişti. Ben kabul etmemiştim," diyor. Vesaire vesaire arkadaşlar. Bir de değerli arkadaşlar, Hüseyin Bey ve Mehmet Bey kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybediyorlar. Kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybediyorlar. Olay yerinde ölmüyorlar. Bakın, olay yerinde ölmüyorlar. Kaldırıldıkları hastanede müdahale sırasında ölüyorlar. Biri 83 yaşında, diğeri 80 yaşında arkadaşlar. Arkadaşlar, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Bu konuyla alakalı elimize gelen bilgileri işleyeceğiz sizlerle birlikte. Bilgileri sizlerle paylaşacağım. Böyle videolar çekmeye bu konuyla alakalı devam edeceğim. Bu konunun takipçisi olacağız. Ta ki katil bulunana kadar, yani bir yıldır, 8 Ekim 2021 yıldır bu iki yaşlı insanın katilleri bulunamıyor arkadaşlar.
Dediğim gibi arkadaşlar, bu konuyla alakalı videolarımız devam edecek. Elimize bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız, konuşacağız, tartışacağız. İnşallah bu iki güzel insanın katilleri bulunur ve adalet de yerini bulur. Bu arada Hüseyin Bey'in eşi Fatma Hanım da bir 6 ay öncesinde rahmetli olmuş. Hüseyin Bey'in eşi Fatma Hanım da bir 6 ay öncesinde Hakk'ın rahmetine kavuşmuş, Almanya'da kızının yanında ikamet ederken. Arkadaşlar, videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.